Değişmez Tiyatro ne değişimi arkadaş köklü değişim şart. Yoksa ne mümkün ahali böylesi bir tiyatro seyrinden kendini mahrum bıraksın. Ya değişim ya tiyatro. Vallahi parti tabanı değişim diyor. Hem de topyekün kökten alayını temizleyerek bu değişimin ikmale gelmesini istiyor. Yani firesiz, zerre miskal kalıntı bırakmadan. Ama gel gör ki değişime direnç gösterenler var. Onlar da tiyatro sahnesinin oyuncuları. Yüksek bir mahirliğe sahipler. Kendilerine has senaryoları tatbikler edip illaki tiyatro diyorlar. Bir hatırlayın, 14 Mayıs öncesi üç zatı muhteremin dört köşe masa etrafında verdikleri pozların yayınlanan videosunu. Kollar sıvanmış, yakalar açılmış, üzerlerindeki beyaz gömlek göz alıyor. Bir yanda Bay Kemal, solunda Ekrem Bey, sağında da Mansur Bey, CHP gümbür gümbür iktidara geliyor, biz de başa, Erdoğan devri kapanıyor diyorlardı. Bir de Birbirlerine iltifatları vardı. Kemal Bey, sizleri çok ama çok seviyorum evlatlarım. Siz artık benim yardımcılarımsınız. Ankara ve İstanbul'u boş koymuş başkanlar da. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayal sarhoşluğuyla, evet baba seninleyiz. Hele ki 14 Mayıs akşamı yazdıkları senaryo ve sergiledikleri sahneler milyonları kendilerine kilitleyerek rating rekorları kırdılar. Olmaz mı? Yarım saatte bir farklı bir skeçle ahalinin huzuruna çıktılar. Ekrem mi, Mansur mu, var coşkuyu var coşkuyu ritmiyle. Ne de Kemal Bey'in milletin gözünün içine baka baka Cumhurbaşkanı ilan etmişlerdi. Hitapları sevgili babadan çıkmış, her cümlenin başında sevgili Cumhurbaşkanımız eklenmişti. O gece çok konuştular. Peki ya onların baba Kemal'i, Kemal Bey ne yaptı? Onlardan geri mi kalır? O da ikide bir saklambaç oynadı. En sonunda ilkokuldaki müsamere gibi elinde bir kağıtta sahne aldı, okudu ve kaçtı. Peki o gece için ki 28 Mayıs'a kadar geçen iki hafta içerisinde ortaya koydukları tiyatroda kırdıkları potlar açısından bir özür beyanları oldu mu? Hayır ki hala bekleniliyor o özür. Neyse ki ders almışlardı ki 28'inde aynı tiyatro beyaz gömlekli yarım saatte bir skeçler sahnelenmedi. Sabit kalındı. Öztrak sözcü kesildi. Ama en çok koyan altılının aynı gece farklı mekanlarda olmaları. Şimdi sergilenen ne? Bu kez değişimde değişim, köklü değişim, kurgulu senaryo sahneleniyor. Kaldı ki seçmen partili parti içerisinde çığlıklar atılmasına rağmen değişim kurgulu siyasi sömürü oyunu oynanıyor. Bir taraftan seçim sonuçlarıyla alakalı hizmeti unuturmak istiyorlar. Bir taraftan da altılı ve üçlü masanın maya tutmayacağı gerçeğini örtmeye çalışıyorlar. En önemlisi de Ankara ve İstanbul belediyelerindeki iş bilmezlik, vasat yönetimlerini gizlemeye çalışıyorlar. Dün de buradan aktardım. Nasıl da dört buçuk yılı heba ettiler. Ama kimse sormuyor. İşte dokunan da burası. Neden hesap sorulamıyor ya da sorma cesareti ortaya konulmuyor? Maalesef. Öyle ya fondaşladıkları ne de keramet üreticiler. Mamanın sahibi fena oynatıyor onları. Bırakın öksürmeye bir yere ihtiyaç molası bile manşet haber servisinde yerini alıyor. Neyse, kala kala birkaç ay kaldı. Yerel hizmetleri icrada, belediyecilikte faaliyet göstermenin dışında her türlü siyasi mezeye maydanoz olmaya meyil edici zevatların suyu fena Aslında. Kurtuluş an meselesi. Kaldı ki bu seçimde kendilerine madik atıkları masa altındakiler de yok artık öyle beleş oy diyorlar. 11 ilde biz de aday göstereceğiz. İstanbul'da, Ankara, Adana ve Antalya ile Mersin. O zaman görürsünüz günün ne olduğunu. Hasılı kelam ne Türkiye demokrasisi, ne siyasi hayatı, ne de ülke insanı. Böylesine tiyatro, böylesine kurtarıcılık, böylesine yönetimsel anlayışın boş tenekeleriyle boğuştuğu görülmemiştir. Görünen o ki, tüm bu yaşananlar tarih sayfalarına not olarak düşecek ve notun ana başlığı da şu olacaktır. Günahkarlar diye. Değişime gelirsek şunu net ifade edebilirim ki CHP'de değişmeyen tek şey var o da değişmeme. Yani hiçbir şey değişmez. Kemal Bey koltuğu bırakacak gibi görünmüyor ki iddiaya girmiştim. O koltuğu ancak ve ancak hak tecelli ettiğinde ya da geldiği gibi kasetli bir hikmetle ikmal olabilir. Velevkide ise de yaz yağmuru misali bir serinlik verir parti içinde ve tabanında. Yüzler güler, mutluluk rüzgarı eser ama her şey o kadar. Gerisi her kim gelirse gelsin Bay Kemal'in bıraktığı yerden devam eder. Çünkü CHP'nin sorunu kişiler, gelen giden yapılar değil, tamamen bünyesinde barındırdığı değişmezlerin yarattığı problemlerdir. O problemleri de gelen gidenler yönünde gömlek değiştirmeden öteye etkisi olmaz.'' bir asırdır bir santim daha uzamayan, kendini değiştirmeyen, değişimleri de köstekleyen bir anlayışın hakim olduğu CHP tarikatından beklenen hiçbir şey olmaz. İzzet Usta'nın dediği gibi, aklı da, mevkutesi de özünden olmayanın kendisine faydası olmayacağı gibi ahaliye, milletine, devletine ne hayrı dokunabilir ki zarardan başka? Kim ne diyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Hiç kimse unutmasın gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ekrem İmamoğlu. Değişim şart, menzile yürüyeceğim. Her şey İstanbul'dan ibaret değildir. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını bunu tıkayarak yol yürümek olmaz.'' Özgür Özel, sorumluluktan da fedakarlıktan da kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Gökhan Aydın, biz eğer kırsal alandan oy almadığımızı düşünüyorsak olan o koltuğu iptal mi etmeliyiz? Yoksa oraya uygun bir arkadaşımızı mı yerleştirmeliyiz? Engin Altay, çekinmeyi bilmek lazım. Kendisine de söyledim. Kendisi için sen çekil diye söylemedim ama ben 10 yıl yaptım. Çekinmeyi bilmek lazım dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim. Tüm bunlara dair tek sorun var. O da şu. Bu parti yönetimi mi? Bu parti teşkilatımı? Bu başkanlık yarışı içerisinde girenler mi? Ana muhalefet kimliğiyle muhalefet yapacaklar. Yanıtını bilmem ama bolca çekirdek çitlemek için hazırlık yapın. Çünkü CHP'deki curcuna 100 yılın curcunası patentini almaya aday. Günün sözü. Anketlere göre siyasetin en büyük tarikatına sahip CHP. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur ethotmail.com, WhatsApp 0532 286 73 70, Twitter @Ömer Büyük Timur